Daha önce de Türkiye'nin savunma sanayisini ve aynı zamanda terörle mücadelesini hedef alan bir isim vardı. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef almaya devam etti. Tanrıkulu TSK'ya iftira atarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin köylerini yaktığı ve bombaladığı iftirasını attı. Bu ordu değil mi 15 Temmuz'da darbe girişimi? CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldığı canlı yayında kahraman Mehmetçi'yi hedef aldı. Yakup'ta ben takip ettim. Benim takip ettiğim davalar var. Orta İstanbul'a mahkemesinde. 15 köylüyü helikopterden atan Türk Silahlı Kuvvetleri değil mi? Tanrıkulu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını attı. Eskiler yaklaşırız. Bizler de soru sorarız. Doğru olup olmadığını sorgularız. En azından Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunları sorarız. FETÖ'cülerin darbe kalkışmasını TSK 15 Temmuz darbesini yapan değil midir diyerek 15 Temmuz darbesinin bastırılmasında kahramanca FETÖ'cülerle savaşan ordumuza dil uzattı. Bu arkadaş Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Rusya'dan gelen uçaklar mı? Ermenistan'dan gelen uçaklar mı? Çok enteresan. Gerçekten bu arkadaş Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Yazıklar olsun yani. Yazıklar olsun. PKK'ya tek bir eleştirisi yok. Duyamıyor. Sezgin Tanrıkulu daha önce birçok kez Türkiye'nin savunma sanayini ve terörle mücadelesini hedef alan paylaşımlar yapmıştı. İşte bir mahkumiyet kararı. 15 tane köylü. Kurp Alaca köyü. Bu uydurma. Bolu jandarma tugayı. Bunları mı söyleyeceğiz yani? Rusya'dan gelen ordular mı yaptı? Kuskonar köyünü kim bombaladı? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tanrıkulu hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenmiş olan Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenmiş olan halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarından soruşturma başlattı. Danıştay'a saldırı davasından hükümlü Alparslan Arslan